Ya karışmayayım diyecektim ama dayanamadım Samim. Bu kötü alışkanlığını bir an önce bırakman lazım. Ne kötü alışkanlığı hocam? Ne dediğinizi anlamadım. Bırak şimdi Samim. Sabahtan beri dövüş salonunu bir tiner kokusu sardı. Ve açıkça senden geliyor. Yani sigara neyse de tiner koklamak çok tehlikeli bir şey. Yani senin gibi bir ninjaya hiç yakışmıyor. Sandığınız gibi değil hocam. Gerçekten yani. Benim sigara ve bir miktar bira dışında kötü alışkanlığım yoktur yani. Bu sabah annem başımdan aşağı boya kovasını döktü de tineri onu çıkarmak için kullandım. Ha, isterseniz bakın bakın buralarda bir yerde kalmış Tamam, olabilir. Bakın hocam. Samim, tamam. Yani aceleci davranıp günahını aldığım için özür dilerim. Hadi, hadi biz transımıza dönelim. Hadi. Efendim, ben bu apartmana yeni taşındım. İsmim Drahşan Gutte. Baturat Dinçler'e, Yüksek Ninja. Memnun oldum. Ben de Samim Saka, stajyer ninja. Memnun oldum. Efendim, ben sizinle tanışmak arzusundaydım. Bu nedenle kapınızı çaldım. Komşular cemiyetin parça taşlarıdır, değil mi? Toplumsal uzlaşma orada başlar. Neyse, rahatsız etmedim umarım. Estağfurullah, önemli değil. Öyleyse iyi günler. Zindelikler dilerim. İyi günler. Ben Drahşan Gutte. Biliyorum Drahşan Hanım. Az... Bakın, her türlü kötülüğün üstesinden gelinebilir. Yeter ki cemiyet örgütlensin. Bir sosyal yapı içerisinde mücadele etmeyi öğrensin. Sözü şuraya getireceğim Kıvırcık Bey. Eğer tiner bağımlısıysanız, ki öyle gözüküyor, bundan kurtulabilirsiniz. Beni ara. Saat 14'ten sonra bu dernekte olacağım. Ne derneği bu? Aslında ben pek çok derneğe üyeyim ama saat 14'ten sonra sadece bu dernekte olurum. Keyif verici maddelerle mücadele derneği. Büyük bir yanılgı içindesiniz ama. Arkadaş... Konuyu değiştirmeyin şimdi. Önemli olan böyle bir alışkanlığınız olduğunu en başından kabul etmektir. Çözüm sizde Kıvırcık Bey. Çözüm sizde. Ama Drahşan yenge... Yenge? Ya, her neyse canım, Drahşan Hanım. Hakikaten benim böyle bir sorunum yok. Ya tamamen bir kaza sonucu. Ya o kadar yıkandım çıkmıyor bir türlü. Çıkar, çıkar. Bünye kendini temizler. Bir süre sonra tineri yahut keyif verici başka maddeyi aramazsınız. Şimdi gidiyorum. Ama beni aramayı ihmal etmeyin. Peki, peki. Anladık. Günaydın. Zindelikler sizinle olsun Bay Dinçtarı. Soyadınız Dinçtarı'ydı değil mi? Karıştırmadım umarım. Evet. Bakıyorum geç kalkıyoruz. Gece biraz çalışmıştım da isminiz neydi sizin? Drahşan Gutte. Buyurun kartımı vereyim. Tamam. Yalnız bir dahakine zili çalarken lütfen üstünü okuyun. Yani burası sizin daireniz değil. Yeni taşındınız. Karıştırmış olabilirsiniz. Yoksa sabahın yedisinde beni niye uyandırasınız ki teyze? Teyze? Evet, biraz olgun gösteriyorum ama aramızda fazla yaş farkı olduğunu zannetmem. Ayrıca bu benim hassas olduğum bir konu. Hadi bakalım, giyin gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir horoz dövüşü basacağız. Ne? Horoz dövüşü mü? Evet dinçleri, bazı kötü kalpli adamlar horozları dövüştürerek horozun sırtından para kazanıyorlar. Bunların lokallerini tespit ettik, baskına gideceğiz. İyi de benim dükkanım var, öğrencilerim var. Ben gelemem ki. Hem horozdan korkan bir bünyem var benim. Söylemek lazım. Ne oldu yeniden? Lütfen el kol hareketi yapmayın dinçleri. Tikim var. Böyle el yukarı kalktığı zaman istem dışı hareketler yapıyorum. Geçmiş olsun. Neyse, öğrencilerimizi de alın. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Medyayı da çağıracağız. Bilhassa yanınızdaki o kıvırcık tinerci bey de gelsin. Açılır.
İyi de yenge, bizim de kendimize göre etkinliklerimiz var. Savaşa karşı hayır kampanyası düzenliyoruz. Bunun içinde bir dövüş turnuvası düzenleyeceğiz. Nasıl yani dinçleri? Savaşa karşı dövüş turnuvası mı? Enteresan. Ama yine de etkinlik etkinliktir. Tebrik ederim. Sizin gibi komşum olmasından onör duyuyorum. Ben de sizin gibi komşum olmasından onör duyuyorum. Yani kedi ve köpeğin dövüştürülmesine biz de karşıyız. Ben de karşıyım. Zaten felsefesini bilmeden nasıl dövüşebilirler ki? Şimdi iyi günler diliyorum. Lütfen gidiniz. Amanin! Hiçbir şey söyleme Zıdık'a. Tiner kokusundan kurtulmak için koku sıkıldım işte. Ne yapsaydım? Peki neyle sıktılar bu kokuyu sana? İlaçlama uçağıyla falan mı? Ay. Ne yapalım kızım? Kolayca çıkmıyor öyle tiner kokusu. Yıkandıktan sonra da 5-10 litre parfüm harcamam gerekti tabii. Az kalsın tinerci diye adım çıkıyordu be. Bizim dükkana Drakşan Gudde diye bir kadın geldi. Gel seni rehabilite edelim, şu tinerden kurtul bile dedi. Abin gidin dediği mahalleye taşınan o kısa saçlı kadın mı kısadık ha? Hmm. Az deli galiba o. Bunu okumuş birisi belli. Deli falan değil tamam mı? İyi birisi o. Sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışıyor. Ne örgütü kız? Türk değil mi o kadın? Önüne gelen İstanbul'a geliyor zaten. Vize koyacaksın arkadaş, vize. Sokmayacaksın öyle kısa saçlı örgüt karılarını falan. Hı? Nerede kocasından ilgi göremeyen geçkin bir kadın var. Bir örgüt kurup hemen başına geçiyor zaten. Tebrik ederim abi. Senden de ancak böyle bir yorum beklenirdi zaten. Hepiniz dünyanın merkezinde koca denilen şeyin olduğunu zannediyorsunuz.